Selam dostlar. Bu videoda uzun bir sürenin ardından endüstri sınıfı Sanmark trade-up yapacağız. Bunu birçok kez dile getirdiğimi düşünüyorum. Sanmark favori koleksiyonlarımdan biri. Umarım şanslı ve lezzetli bir dönüş yaparız dostlar. Hızlıca trade'lere geçelim. Videoya geçmeden önce size kısaca Boosterland'den bahsedeceğim. Boosterland yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkan keyifli bir kasa açma sitesi. Sonuca doğrudan etki eden farklı boosterlar sayesinde ister şansınızı ikiye katlayın, ister en iyi 3 seçenekten birini seçin. Sonucu beğenmediniz mi? Reroll yapın ve ücretsiz olarak bir kez daha açın. Kasa açarken yaşayacağınız heyecanı bambaşka bir seviyeye çıkartıyor. Hem kasa açarken hem de kasa savaşlarında farklı boosterlar kullanabilirsiniz. Ayrıca yenilikçi üst sistemi sayesinde kasa açarken kazandığınız altınları kullanarak üstünüzü geliştirebilir ve birbirinden güzel bedava boosterlar ve kasalar elde edebilirsiniz. Kullanıcı dostu, kullanımı kolay ve eğlenceli. Yükleme yaparken roket kodunu kullanarak bir adet nadir booster kazanabilirsiniz. Her zaman yaptığımız gibi 2 adet Sanmark, 8 adet 2018 Nuke skin'i kullandık. Tam olarak %80'e 20 bir şansımız olacak. Umarım güzel bir başlangıç yaparız. Hadi bakalım. Evet, tabii ki zararla başladık. Hiç ama hiç şaşırtmadı dostlar. Hız kesmeden ikinciyi gönderiyorum. Ya ah be, bundan umutluydum ama maalesef olmadı. Modumuzu düşürmeden devam edelim. Ve yine bir M4. Çok tatsız gidiyoruz dostlar be. Bir an önce toparlanmamız lazım. Son iki şansımız. Fat Rocket ana haber bülteni. Geçtiğimiz günlerde harita yapımcısı FMPON, Catch'ten yeni görseller paylaştı. Bu kez paylaşımlarında B-Site alanını görüyoruz. Gerçekten güzel bir Catch bizleri bekliyor gibi görünüyor. Gabe Follower'dan gelen bir başka tweette birçok AAA oyunda seslendirme yapmış bir hocamızın portfolyosuna White Sands yani Beyaz Kumlar adında bir proje eklediğini görüyoruz. Projenin yapımcısının Valve olması dışında önemli bir detay yok. Bildiğiniz gibi Half-Life 3 veya Episode 3 olarak beklediğimiz yeni Half-Life oyununun beklenmedik bir anda ortadan kaybolan ve önemli teknolojileri barındıran Borealis'in peşinde arktik bir temada geçeceği tahmin ediliyor. Half-Life söylentilerinin böylesine parlamış olması ne kadar tüylerimizi diken diken etse de elle tutulur bir bilgiye sahip olmadan söyleyecek bir şey yok. Son olarak geçtiğimiz günlerde VAC'la ilgili bazı yeni kodlar sızdırıldı. Valve arka planda hile işini çözmeye çalışıyor gibi görünüyor. Şimdilik haberler böyle. Hilesiz bir dünyada görüşmek dileğiyle. Yapma be, yapma be. Yine bir Galil. Son şansımız dostlar. Bitiyoruz gibi ama bakalım. Battı roket, yan gider. Siz konuyu biliyorsunuz. Hadi bakalım. Veriyorum dostlar. Abi gerçekten şaka gibi ya. 5'te 0 yaptık dostlar. Yani şu an ne desek boş diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sağlık olsun dostlar. Hızlıca kar zarar tablomuza geçelim. 5 adet Sanmark trade-up'ı için toplamda 1730 lira bir masrafımız oldu. Çıkanlar yaklaşık 15 lira. 1716 lira bir zararımız var. Gerçekten tatsız bir tablo dostlar. Hepsi bir yana, her şey bir yana en sevdiğimiz Sanmark'tan böyle bir muamele görmek beni biraz üzdü dostlar. Elbet bir gün barışırız diyelim. Ayrıca kapatmadan önce size bir şey göstermek istiyorum dostlar. Geçtiğimiz ay trade-up'ta muazzam bir katlamamız olmuştu. Bir hocamızdan şöyle bir yorum geldi. Şaka da olsa şu an için tahminleri tutuyor gibi. Umarım bu şekilde devam etmeyiz. Evet, bu videoluk bu kadardı dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kanalda görmek istediğiniz trade'leri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir like, bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.